Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Üç Kafadar arkadaşlarımla demografi konusunu tartışacağız, kavramını tartışacağız. Demografi her zaman yaptığımız gibi etimolojik kökenine baktığımızda, köken bilime daha doğrusu, demos, halk, toplum, topluluk ama daha çok halk, eski Grekçe. Grafya, demografiyadaki grafiyada yazım ama burada daha çok inceleme, yani zabıt tutma, bir tür investigation gibi yani bir çeşit araştırma anlamına geliyor. Peki halkın nesi araştırılıyor? Daha burada kastedilen halk hareketleri ama daha spesifik olarak ve günümüze bir bilim dalı olarak geçen şekliyle nüfus hareketleri. Bir toplumun içerisindeki veya dünya anlamında da nüfus değişimi ve nüfus hareketlerinin incelenmesi anlamında bir tür biz buna nüfus sosyolojisi de diyebiliriz. Öyle de bir deyim de var gerçekten. Hemen birkaç tespitle biraz dersimi çalıştım açıkçası. Sevgili Mehmet Ali biliyorsunuz daha önceki başka programlarda da hep bu tip bir açılışta uzun uzun güzel bir nutuk irade ediyor ve konuyu bir çerçeveliyor. Bir miktar ben de aynı şeyleri yapıyorum. İçimizde en az bu tip bir gayret sarf eden sevgili Ahmet. O daha çok topu bize atmayı tercih ediyor. Dolayısıyla ben de bir çerçeve çizip topu i̇yi size pasör, atacağım. İyi, iyi pasör. Sen de iyi smaçörsün zaten. O çok iyi bilinen bir şey. Şimdi nüfus hareketlerinde kastedilen tabii işin bir göç boyutu da var ama göçten daha önemli olarak, spesifik olarak anlaşılan belirli bir topluluk, toplum içinde, belirli bir zaman aralığında doğurganlık ve ölümle birlikte, yani doğurma oranıyla ölüm oranı arasındaki bağlantıya bakıldığında bir toplum genç bir nüfus mu, orta yaş kuşağındaki bir nüfus mu, yaşlı bir nüfus mu, bunlara bakma şeklinde oluyor. Genellikle dünyada genç mesela biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye toplumu olarak genç bir nüfus ve bu genç, dinamik, enerjik nüfusumuzun önemli bir ekonomik girdi, bir fırsat, bir kazanç olduğu şeklinde bir telakki var. Bu yaygındır. Pek çok politikacı da paylaşıyor, akademisyen de. Hatta kahve sohbetlerinde bile Türkiye'nin herhalde bileğini kimse bükemez. Genç, dinamik bir nüfusuz. Neyi kastediliyor bu tip tartışmalarda? Gerçekten de nüfusumuzun %45'i çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bu sıkı bir oran. Günümüzde batıda durum nasıl? Gelişmiş batı ülkelerine baktığımızda, endüstri ülkelerine, hatta post endüstriyel ülkelere, 65 yaşın üzerindeki nüfus, ortalama genel nüfusun yüzde aşağı yukarı 7'si civarında olduğu zaman yaşlanmaya doğru, yaşlılığa doğru bir eğilimden söz ediliyor. 65 yaşın üzerindeki nüfus, genel nüfusun %15-17'sinin üzerinde ise bu defa yaşlı bir nüfustan bahsediliyor. Bu ölçekte, bu açıdan bakılınca günümüz Türkiye'sinde %7'ye yaklaşmış. İstatistiklere baktım biraz, dün inceledim. Yani yaşlanan bir nüfusa giriyoruz artık. Yani genç nüfus söylemimiz giderek önemini kaybediyor. Gerçekliğini biraz kaybediyor. Tahminlere göre, nüfus bilim tahminlerine göre de 2030-2035'lere doğru Türkiye'de doğurganlıkla ölüm oranları aşağı yukarı birbirine denk gelecek. Hmm. Dolayısıyla nüfus stabil bir hale geliyor. Yani ne çok artıyor ne çok azalıyor, aşağı yukarı stabil. Ki bu stabilite Batı dünyasında neredeyse uzun yıllardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir miktar doğurganlıkta artış, nüfusta bir artış olsa bile aşağı yukarı doğurganlık hızına baktığımız zaman bir civarında. Hatta azalıyor. Hatta bazı ülkelerde daha azalıyor. Da 0.9-0.8. Eğer dış göç almasalar. Evet, aynen öyle. Nüfus giderek daha da küçülüyor. Türkiye şimdilik öyle bir durumda değil ama dünyanın genel nüfus hareketlerine bakıldığında da aşağı yukarı şöyle bulgular var. Bana ilginç geldiği için paylaşmak istiyorum. 1800, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru, 1800'lere doğru bir nüfus hareketliliği başlıyor. Yani o vakte kadar
genel dünya nüfusunda doğum hızıyla ölüm hızı arasında birbirine çok yakın. Onun için böyle bir nüfus patlaması, nüfus yığılması gibi pek bir durum yok. Özellikle 19. yüzyılda bunun birçok nedeni var. Türkiye'ye de bunu genelleştirebiliriz. Hijyenin özellikle çocuk ölüm hızlarının azalması, bunda ciddi bir şekilde çocuk enfeksiyonlarının düşmesi, doğumda anne ölümlerinin daha aseptik ve özellikle hijyen koşullarının daha düzeltilmesiyle, buna antibiyotikler falan, yani tıbbi teknolojinin payı olmakla beraber daha sağlıklı çevre koşullarının sağlanması, işte atık sular, temiz su gibi başka koşulları Daha iyi düşündüğümüzde beslenme. daha iyi beslenme de bunun bir parçası, doğru. Yani ölüm, çocuk bebek ölüm hızları azalıyor. Ben şöyle bir anekdot hemen araya girmek istiyorum. Hacettepe'de tıp fakültesinde okurken nüfus etütleri diye bir enstitü vardı. O yok mu şimdi? Var galiba. Var Yine var. devam Var. ediyor ama o toplum hekimliği, halk sağlığına döndü şimdi. Toplum hekimliği, burada adını mutlaka yad etmek istiyorum. Türkiye'de çok çok önemli sağlık hizmetleri konusunda çok büyük katkısı olan Nusret Fişek hocamızı büyük bir saygıyla yad etmek istiyorum. Kurucusudur nüfus toplum hekimliğinin. Ben de onda Kurtan Fişek'i anabilir miyim? Onun Tabii, şeyinde oğlu. bizim Oğlu mu? Mülkiye'den abimiz yeğeni. Yeğeni mi? Oğlu, oğlu mu? Oğlu. Yeğeni değil mi? Hayır, Kurtan da Gökhan. Ha, doğru. Gürhan, pardon. Tamam. O da bizim Bizim Hacettepe'de. Mülkiye'den abimizdir. Sıfırcı hoca, değil mi? Kurtar. Ha, sıfırcı hoca diye yazı yazardı. Hiç sıfırcı bilen değildir halbuki. Yok, çok kalender. Çok kalender. Yani Nusret Hoca bu anlamda Hicri Fişek, o da ya hukuk ya sizin siyasalda hocalardan kardeşidir. Hicri Fişek hukuk. Hukuktur. Hukuk diye Bunlar, biliyorum ben. Yani müthiş bir aile değil yani. İyi eğitim görmüş gerçekten. Fişek gibi. Evet. Evet. Soyadıyla müsemma. Nusret Hoca bize şöyle anlatırdı. Halk sağlığı veya toplum hekimliği giriş derslerinde özellikle çocuklar o yani müthiş fiziğiyle, müthiş güleç yüzüyle ve öğrencilerle İri yarı, değil mi? Bir uzun, muhtemelen Balkan, muhtemelen. Tabii, Balkan. Kurtan Fişek de öyle, o da, devasa. O da, oğlu da, onun küçük oğlu da öyle. Müşekkel. Hep bize şunu anlatırdı. Türkiye, yani dünyada gelişmişlik, çünkü gelişmiş, az gelişmiş, Türkiye nasıl bir ülke falan, bunlar hep tartışılırdı. O dönemde gelişmişliğin en önemli kriteri bebek ölüm hızlarının düşüklüğüdür. O yıllarda 10 binlerle ölçülürdü. 153-160 civarındaydı. Öyleydi. Yani 10 bin doğumdan düşünün, bebek daha doğrusu. 10 bin canlı doğumdan. Canlı doğumda, aynen öyle. Çok güzel o tabir. 160'a yakın. O dönem 60'lardan bahsediyorum, 65-66'larda Avrupa'da bu oranlar %20'ler, 15'lere düşmüştü ki şu anda Türkiye aşağı yukarı onu yakalamıştı. %18 şimdi benim bildiğim en son rakam. İşte hemen hemen yakaladı. Yüzde diyorum, 10.000'de 18. 10.000'de 10. 18-20 civarında, ki belki Batı biraz daha bundan daha düşmüş de olabilir. Sıfırlayan ülkeler var. Yani var sıfıra çok manasız, ihmal edilebilir oranlara geldi. Çok iyi. Yani bebek ölüm hızı açıkçası bir ülkedeki ekonomik, kültürel, sosyal, her anlamda toplumsal gelişmişlik indeksi açısından şaşmaz bir göstergedir. Bunu UNICEF'te, Birleşmiş Milletler'de, her yerde bu aşağı yukarı ölçüler verilir. Mesela İskandinav ülkelerinde artık çocuk ölümü diye bir şey yok. Ama ya, dediğim 60'larda bile bu çok %9, 8-9 gibiydi İskandinav ülkeleri. Demek neredeyse sıfırlamışlar. Yani diyeceğim 19. yüzyılın başlarında, ortalarında bir nüfus hareketliliği başlıyor. Yani doğum hızı artarken ölüm hızı azalıyor ve ortalama ömür uzuyor. Yani bugün ömür artık, beklentisi. Ortalama ömür beklentisi. Sen maşallah, yani bizim eğitimden geçmiş gibi bütün bu terimler gerçekten. Şimdi tıp fakültelerinde bunların yeterince, gereği kadar okutulduğunu zannetmiyorum. O dönem koruyucu hekimlik, halk sağlığı, halk koru, yani özellikle tedavi edici hekimlikten çok 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 önemli. Bu önemli. O da bir gelişmişlik göstergesi. Tabii, koruyucu hekimliğin yüksek bu, olması. Sevgili Nusret Hoca bir zaman Müsteşar Sağlık Bakanlığı müşteri 60 sonrasında Türkiye'de ilk sosyalizasyon uygulamasını, bu planı gerçekleştiren kişidir. Bunun mimarıdır.
Zaten vaka, hekimlik aslında koruyuculuk değil mi? Tabii canım. Yani hocam, tedavicilikten tabii. Önemli tarafı değil. Gayet tabii. Hasta, tabii. Olmayı hasta olmadan. Tabii. Preventif, koruyucu, profilak yani preventif. Şey, önleyici ama daha doğrusu. Önleyici, koruyucu hekimlik, toplum hekimliği yani en sık, en çok zarar veren yani rahatsızlıklar en önemlisidir. En nadir görülen, tıbbi literatüre geçmesi muhtemel olan vakalarla uğraşmak ve onları iyileştirmekten çok toplumda en çok hasar ve en yaygın ve en dediğim gibi sekel bırakan ya da değil mi, üretim gücünü düşüren. İktisadi bakış açısı da bu zaten. Açısından. Böyle bakmak tabii, lazım. Hayır, bütün bir ülkenin sağlık tabii. Politikalarını eğer böyle bir perspektiften yürütürseniz sosyal devlet anlayışıyla tabii. Davranıyorsunuz. Sıtma varsa onu eradike edeceksin. Nitekim öyle oldu. Yani, öyle oldu. 40'lı yıllar Türkiye'nin çok ilginçtir. Gelişmişlik, ekonomik gelişmişliğindeki sorunlara rağmen sıtma savaş, verem savaş, trahom gibi çiçek filan daha aşı enfeksiyöz yani. Ve epidemik hastalıkları onlar tabii aşılarla ama veba o daha da eski galiba ama asıl cumhuriyetin erken cumhuriyetin iftihar ettiği sağlık alanındaki en büyük başarılar bunlardır. Özellikle verem savaş zaten hala var. Trahom, lepra. Trahom. Lepra doğru. Yani gördüğünüz gibi hep lepra yok değil mi artık şimdi Türkiye'de? Lepra cüzdan hastanesi cüzdan var mi? Fakat yani bir epidemik yani toplum sağlığını etkileyecek ölçekte yaygınlıkta değil. Ama şimdi, sporadik bu saydığımız verem de giderek tekrar veremin yükselişi söz konusu. Şimdi çünkü bu lepra başka için bir ufak bir anekdot söyleyeceğim. Tabii. Türkçe'de miskinler tekkesi diye bir laf vardır. Miskinin ne olduğunu bir sürü insan bilmez. Yani böyle kıpırdamayan, hareket etmeyen filan şeyden. Miskin cüzdanlı demektir. Hiç bilmiyorum. Tabii. Miskinler terkezi de cüzdanlı. Ama öyle oluyor. Yani miskin onların Yunus kapattı. Neden diyor o zaman miskin Yunus? Hayır. Miskin cüzdanlı demedim. Evet efendim. Ya miskin Yunus, cüzdanlı Yunus mu diyor? Bak, yani. Bak eve gidince lütfen şeye bak. Yok anla manalardan biri evet. Olabilir. Canım. Miskin, yani tümüyle. Miskinler yalnız o demektir deme. Hayır. Miskin, yalnız o demedim. Miskin cüzdanlı demek. Yani o oradan istidlalen şey. Olabilir. Miskinler tekkesi diye bir yer var. Düşünebiliyor musunuz? İnsanları tedavi etmiyorlar, içine tıkıyorlar. Ama bu biliyorsun. Yok o başka bir şey. O miskinler Avrupa'dan tekkesi, liberalıların tekkesi neyse, demek biz değil. Biz gelelim mevzumuza. Yani miskinhane. Arkadaşlar tekrar ben konumuza dönmeyi öneriyorum. Hazır bir nutuk atar. Teskin etmek. Alakası yok teskinle. O da bir sekket. İyice artık tadını kaçırdınız çocuklar. Şimdi bu nüfus meselesi, nüfus sosyolojisi açısından bir iki şey daha söyleyeyim sonra toplayacağım. Ama bizim gibi ülkelerde de unutma da söyleyeceğini. Mesela çok ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz gibi bir şey var. Gayet tabii. Yani bu çok önemli bir nüfusun, şey yani, değil mi? Nüfusun hem askeri, ekonomik, sosyal, siyasal bir açılardan bakıldığında önemli bir ülkeye güç kaynağı, önemli bir nasıl söyleyelim destek sistemi gibi düşünülmekle birlikte yalnız besleyebileceğinden ve ortalama hayat standartlarını sağlama açısından da büyük bir problem. Tabii. Bu dünyada da şimdi. Yani nüfus giderek değil, eğitimli yaşlı nüfus önemli. Nüfus değil, eğitimli nüfus önemli. Şimdi yaşlı, yani yaşlı dediğimizde 15-20'sinden fazlası 65 yaş üstü yani istihdamdan çekilmiş. Dolayısıyla bunların varlığını ve toplumdaki bütün bu kesimlerin hayat standardını sağlayan sınırlı bir çalışan genç orta ya da yaş grubundaki bir şeyin sırtında. Yani anladınız mı? Üretim alanından üretim dışı kalmış yaşlılar ne kadar artarsa, nüfus ve bu süre ömür ne kadar uzarsa sosyal harcamalar ve bunları destekleme tabii anlamında bir kamu bütçesine önemli bir yük. 2,3 çalışan lazım bir, şey. Bir çalışmayan başına. Yani şey bu dünya öyle mi rasyosu bu. Dünya rasyosu bu. Şimdi Batı bu rasyoyu tutturamadığı için büyük problemler yaşamaya başladı. Ve Türkiye'de yani çok çalışmayan var öyle mi? Yaşlı nüfus arttı. Kaldı ki yine de Batı'da şöyle bir çözüm de var. Ama çocuk da artarsa yine çalışmayan artmış. Hayır. Biz bunu çalışma yaşını aşmış olanlar için söylüyoruz. Emekli olanlar için. Şimdi Batı onu bildiği için dikkat ederseniz emeklilik yaşı çok uzundur. Hatta neredeyse 65'i şimdi 65'i çıkarttılar. 67, 70'i bile tartışıyorlar. 70'i tartışıyorlar ki, evet. Türkiye'de 35 yaşında erken emeklilik hikayelerini düşünürsek
Yani şunu demeye çalışıyorum. Ciddi yanlışlar yapıldı orada. Tamam. Yani buraya bir şu nedenle söylemek istiyorum. Birçok toplum, yani birçok ülkede merkezi hükümet, iktidar, devlet adına ne dersek resmi düzeyde nüfus hareketlerine müdahale etmiştir. Hmm. Bu müdahalelerden Türkiye'ye özgü bir şey söyleyeceğim ve sözü bırakıyorum. Cumhuriyet tarihinden günümüze nüfus hareketlerine devlet düzeyindeki resmi müdahalenin 3 ayağı var. Bir, Cumhuriyet'in ilk kuruluş dönemleri. Nüfusun çok daha düşük, 10-11 milyon olduğu bugünkü misal. İlk sayımda 13 milyon biliyorsunuz. Ben 11 diye hatırlıyorum. Ya da Kurtuluş Savaşı sonrasında 15, aşağı yukarı. 10 yılda 15 milyon ilk nüfus sayımı ama 33'te o. Değil mi? 10. yıl maaşında öyle şey vardı. Evet ya. Ama senin söylediğin 1927 galiba ilk sayım. Ben tarihini 21, hatırlamıyorum 22. ama ilk sayımda 13 milyon çıktı. Tamam. İşte o 27 ama 22-23'te Kurtuluş Savaşı sonrasında 10-11 tahmini elde. Çok kesin belgeler yok. Dolayısıyla 1940'lara 50'lere kadar nüfus şeyini arttırabilmek, doğurganlığı teşvik için devletin izlediği bir takım nüfus politikaları var. Mesela çok çocuklulara armağan verme, ödül çocuk verme, zammı. Çocuk zamlar, hala var çocuk zamlar ama bir teşvik var. Küretaj ya da gebeliği sonlandırmanın önüne bir sürü yasaklar koyarak, yani değişik araçlarla nüfus hareketlerine müdahale etme ve bunu meşru bir hak olarak görme, bir politik anlayış olarak böyle bir dönem yaşadık. Yani nüfusumuzu arttıralım, güçlenelim. Hmm. 60'lardan sonra, 65'lerden itibaren dediğim gibi bu doğurganlık teşvik edilmek yerine bu defa tam tersine anne çocuk sağlığı üzerinde ve doğum kontrolü. Hmm. Hatırlarsanız 60'lı yıllar ciddi bir şekilde doğum kontrolü propaganda demeyelim, eğitim seminerleriyle, yani devlet bu alana çok ciddi bir şekilde çünkü ekonomik gelişmişlikle artan nüfus arasında bir dengeyi koruyamadığınız zaman o ülkede ciddi iktisadi şeyler de çıkabilir. Onu soracağız iktisatçıya. O dönemden de geçildi. Şimdi bence bu son 10 yıldır ne kadar sürecek kestiremiyorum ama yeniden nüfus hareketlerine müdahale, çocuk sayısının değil mi artması ve daha genç dinamik Türkiye için sanki bir gereklilik gibi gören bir siyasi anlayış var ve şu anda da hükümet aşağı yukarı böyle bir eğilim içinde. Hı. Bunu da tartışmaya uygun bir biçimde açmak isterim. Söz bitti. İktisat tarihi açısından çok önemli bir isimle ortaya atacağım. Malthus. İşte ilk nüfus hareketleri hakkındaki ciddi bilimsel incelemelerden bir tanesi de 1700'lerin sonu, 1800'lerin başında Malthus, İngiliz bir klasik iktisatçı. Klasik iktisatçı. Onun görüşüyle başlayalım istersen. Sözü sana atalım. Şimdi Malthus'un teorisi son derece basit. Nüfus aritmetik geometrik hızla artarken, yani geometrik hız 2, 4, 8, 16 diye. Ondan sonra gıda kaynakları 1, 2, 3, 4, 5 diye aritmetik diziyle artar diyor. Ve sonunda gıda yetersiz hale gelir. Yani onun için de devlet müdahalesini ilk önerenlerden bir tanesidir. Malthus teorisi. Onunki negatif bir müdahale negatif. Ama. Yani mümkünse değil mi? Bu? Yani çok... sömürgelere sevk etmek. İngiltere için konuşuyor. Ha. Bütün dünya için yani sosyal devlet yardımlarını, sübvansiyonlarını kısmak, ondan sonra çünkü o doğurganlığı ve nüfus artışını teşvik anlamına geliyor onun kafasıyla. Fakat şimdi iktisat tarihi açısından baktığımız zaman, yani bu nüfus hareketlerine, nüfusun doğal artışına baktığımız zaman refahla arasında bir korelasyon olduğunu görüyoruz. Refah ne kadar yükselirse nüfus artış hızı o kadar düşüyor. Bugün dünyanın en müreffeh ülkeleri nüfus artış hızının en az olduğu ülkeler. Yani şimdi İtalya, İspanya, İskandinav ülkeleri nüfus artış hızlarının, yani doğal nüfus artış hızlarının doğum ölüm arasındaki fark olarak baktığımız zaman sıfıra yaklaştı. Hatta eksiye düştü ülkeler. Eğer bunlar dış göç almazlarsa bir müddet sonra nüfus dramatik bir şekilde düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Örneğin Almanya için yapılmış bir hesap var. Almanya yılda yaklaşık bir müddet sonra 100 bin göç almak zorunda. Ve bunun bu göçleri nereden sağlayacağına dair planlar yapma peşinde. Yani özellikle gözlerini Hindistan'a dikmiş vaziyetteler. Bugün bütün Avrupa ülkeleri
Bunlar daha henüz manşetlere çıkmadı ama yakında çıkacak. Hindistan'a, çünkü Hindistan'ın bayağı bütün az gelişmiş ülkeler içinde, bütün 3. dünya ülkeleri içinde en eğitilmiş nüfusa sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle bilgisayar teknolojisi alanında, bilgisayar sürdürümü alanında, yazılım alanında Hintlilerle başa çıkmak mümkün değil. Onun için herkes Hindistan'a yönelmiş vaziyette. Mesela İngiltere her yıl Hindistan'dan 1000 tane yazılım uzmanı veya sistem analist ithal etmenin peşinde. Zaten Hindistan'da İngilizcenin bir ikinci dil olarak, tabii, hatta bir sürü yerde birinci dil olarak olması Hintlilere çok büyük avantaj sağlıyor. Şimdi bu dünya dengelerini değiştirmiş. Hindistan bugün Çin'le yarışan bir ülke. Neredeyse nüfus aynı. Evet, neredeyse aynı. Bu Hindistan'ın fazla nüfusunu bir şekilde hepsini olmasa bile önemli bir miktarını gelişmiş ülkelere ve hem oralarda bir Hint kolonileri yaratmak, Hindistan'ın daha sonraki politik ve ekonomik avantajlarını sağlayacak bir öbek oluşturmak açısından önemli. Ama şimdi dünyada fazla nüfuslu bir sürü ülke var. Mesela Nijerya'ya bakıyorsunuz, Afrika'nın ortasında bir ülke. Nijerya bugün nüfusu 150 milyonu geçmiş bir yer. Ama Nijerya'nın nüfusunu ihraç etme kapasitesi yok. Çünkü eğitimli değil. Eğitimli olmadığı için nüfusu, bu sefer o meşhur umuda yolculuklar başlıyor. Afrika ülkelerinde tabii, umuda yolculuklar başlıyor. Hazin bir şey. İnanılmaz dramatik olaylar. Tabii. Akdeniz şeyleri, korsan kaptanların elinde, korsan şeylerin elinde filan. Yani dünyadaki nüfus hareketleri aslında bu 20. yüzyılda müthiş bir dengesizlik meydana geldi. Gelişmiş ülkelerde nüfusun azalma eğilimine girmesiyle az gelişmiş ülkelerde patlama geçirmesi ve bu patlama Batı ülkelerindeki gibi olmadı. Bir süreç içine yayılmadı, aniden oldu. Tıptaki gelişmelerden birdenbire yararlandılar az gelişmiş ülkeler. Ama yine böyle çevre ve hijyen, o değil, onları hiç küçümsemeyelim. İşte o yüzden diyorum yani, yararlandılar ve nüfus artışı çok büyük rakamlara ulaştı. Bugün %4'lük nüfus artışına sahip ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Yemen. %4 ne demek biliyor musunuz? Yılda %4'lük net nüfus artışı. Çok inanılmaz bir rakam. Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de 1,8 diye hatırlıyorum. 1,6'ya doğru gerilediğini söylüyorlar. Ama şimdi Türkiye'de refah arttıkça, fert başına düşen satın alma gücü diyorum, gayri safi milli hasıla demiyorum, satın alma gücü arttıkça nüfus artışı ne yaparsanız yapın azalacaktır. Tabii. Bu bir yasa. Buna mani olmanın imkanı yok. Çünkü insanlar hem o zaman boş zaman satın almak istiyorlar yeni refah unsurlarıyla. Yani eskiden sadece bir lokma bir hırka felsefesi içinde bir sürü ya çocuk... Ya tersi olması gerekmez mi? Ya yani refah arttıkça ya çoluk çocuğun... Hayır. Boş zaman satın yaşasın. Alma. Yani o neden bir yasa olsun ki? Dur, tam anlayamadım. Yani refah arttıkça neden nüfus anlatayım, azalsın? Anlatayım mı? Böyle bir yasa mı var? Anlatayım mı? Ya o bir gözlem bence. Bir dakika yani, anlatayım o zaman. Refah arttıkça nüfus azalır diyor. Bu bir yasadır. Hayır, bu nüfus artış ediyor. Hızı azalır. Nüfus azalır demedim. Nüfus artış hızı azalır. Ha, artış hızı. Ben de diyorum ki neden azalsın? Anlatacağım. Yani müreffeh olunca bol çocuk yapalım demezler mi? Hayır şimdi seninki gözlem. Şimdi bu... Yok yani demezler mi? Hayır, Batı, Batı dünyasında nüfusun, yani doğurganlığın daha doğrusu azalmasının bir nedeni de kaliteli o kadınların kuşak. Şeyle ilgili. Evet. İki en önemli şeyler kadınlarla aşağı yukarı erkekler %50'ye %50 iş dünyasına katılıyor. Evet o yüzden doğurmak istemiyor kadınlar. Müsaade eder misiniz? Hem mesleki kariyer hem tabii, iş hayatına katılma dolayısıyla. İktisatta bunun teorisi var. Bir Amerikalı Thorsten Veblen, Leisure Class diye bir kitap yazdı. Yani boş zaman sınıfı. Şimdi insanların refahları arttığı zaman, satın alma güçleri yükseldiği zaman ilk satın almak istedikleri şey daha çok peynir, daha çok et değil. Zaman. Daha çok boş zaman. Daha boş. O ne? O bizim ülkelere yani uymaz ya. Kendine şey yapıyor. Uymaz o bize. İşte bize uyuyor. Yani. Ama sonunda uyacak. Hayır bize de. Yok canım öyle bir şey ya. Öyle. Bakın şimdi bunu sana kanıtlayacak bir rakam yok, verim. Pardon o eğilim olduğu için şimdiki devlet hükümet politikası bu doğurganlığı arttırma.
Tam da dediğin tespitten dolayı. Neden? Tatil yapar. Hayır. Geziye çıkar. Öyle mi? Yani boş zaman. Çocuklara kendini adamış bir hayat. Dışarıda yemek hayat değil diyor. Yani. Bakın şimdi bunu, Ama zamanın varsa çocukları ayırırsın. Hayır. Yani. Niye? Saniye. İstemiyor işte, çocuğu ayırmak. Neden? Çünkü kendini ayırmak. Avrupa'da bizim saniye, bizim dakika, insanımız ister. Ahmet bir dakika. Bir dakika. Ahmet ikna edelim. Dur ben Ahmet. Ben Ahmet. Sen sağdan ben solumda. Bir dakika ikna edeyim. Ya o Avrupa kafası. Hayır. Yani değil. Şey, aynı ama zamanda. Ama işte o kafa ne? Ona değer verip vermeme değil. Onu anlamaya çalışıyorum. Ya Türk kafası da aynı zamanda. İstanbul'da. 1960'taki lokanta sayısı belli. 2015'teki lokanta sayısı da belli. Ben bu rakamları vermeyeceğim ama artışın %3800 olduğunu söyleyeceğim. Yani 38 kat daha fazla lokanta var. Boş zamandan ne alakası var? Oraya gitme, başka yani, nasıl gidecek çalışan? He? 24 saat çalışan. Bu sadece lokanta için değil. Aynı zamanda bunun dışında başka şeyler de var. Yani mesela diğer eğlence yerleri. Ama bu nüfusun düşmesi beni göstermez ki. Hayır. Lokantaya gidip yiyorlar. Hayır, yani. Şunu demek istiyorum. Biraz da ben ikna etmeyeyim. Ama lokanta sayısıyla nüfus tersi nüfus artmış. Hayır. Demek ki. Yani. İnsanların boş zamanı satın aldıklarını göstergesi bu. Boş zaman satın alıyor. Ya boş zamanda mı lokantaya gidiyor? Hayır. Lokantaya gittiği için boş zaman kazanıyor. Evde yemek pişirmiyor. Hayır. Bir de şu. Yani. Ya o olabilir de ama bu tartışmalı bir şey tabii. Şimdi Ahmet'i ikna edemeyeceğim. Sen bir de sen dene. Yok ama orada bence çok önemli bir kültürel fark var. Yani İyi işte. Ona... Hayat görüşü arasında çok müthiş bir şey. Farklılık 19. var. 19. yüzyıl. Victoria Avrupa'sını biliyor musun? Biliyorsun tabii ki. İngiltere'deki ne kadar bizdekinden daha beter bir aile değerleri, aileye bağlılık, çok çocuk bilmem ne. Bütün bunlar Avrupa'da değiştiğine göre burada da rahatlıkla değişebilir. Nitekim değişiyor. Yani böyle kalıcı bir şey yok. Davranışsal kalıp yok. Kalıcı değil bu davranışsal kalıplar. Şöyle yapalım. Biliyorum İslami kültürde Hristiyani, bir şey gözükmüyor. Hristiyani yani. Kültürle İslami kültür bu konuda çok fazla ayrışmıyorlar. Çok benzeşiyorlar. Neyse yani bu çocuk yani küretaj ya da yani hamilelik, ebeliği sonlandırma, önleyici tedbirlerde anlayışlar, gelenek ve bunun içindeki var, din. Evlenmeyen nüfus artıyor bir kere. Bir ona baksanıza. Bir o, evet. Yani, olur mu? Filistin'e falan baktığın zaman nüfus hayır, ne hayır. kadar çoğalıyor? Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'de evlenmeyen nüfus giderek artıyor. Bekar yaşayanların şimdi, sayısı artıyor. Kadınların istihdam, iş dünyası, iş pazara katılımı artıyor. Evlenme yaşı kesinlikle yükseliyor. Önemli ölçüde kentler için. Tamam, bazı kırsal alanlarda ve bazı etnik gruplarda doğurganlık hala yüksek de. Ve bunu da bir sorun olarak gören de var. Tam tersine bir potansiyel güç olarak da gören var. Ama özellikle çekirdek aile, yani daha geniş aileden 60'lı yıllarda geçiş halindeydik. Şimdi artık %70-75'i toplumun kentlerde ve ailelerin de aşağı yukarı aile yapısına bakıldığı zaman %80-85'i çekirdek aile. Bunun anlamı şu, bebeğin ve çocuklardan ama çocuklar da bir ya da iki. Hatta bir dönem 60'lı yılların, 70'lerin hatırlayın ideal aile diye bir tasvirlerde iki çocuk. Anne, siz baba, iki kişisiniz, siz anne, de baba, eğitimli, çalışan insanlar ve ideal iki çocuk. Ama iki çocuk nüfusu tutmaya yetmiyor. İşte onun için şimdi 2,3 olması lazım. Nüfusun bu rakamında kalabilmesi için 3 olması lazım. 2,3 olması lazım. Yani 3 ortalama rakam bu ya. Ahmetciğim sen de 3 olur, onda 2 olur, ortalama 2,5. Çocuğu kesecek. Bu abi aritme diye hiç an vermiyor. Somut düşünüyor, somut. Ya 3 mü 2 mi yani? Yani şunu, klasik aileye ve atfedilen anlam, aileyi kutsamanın altında aslında kadını eve mahkum etme ve kadını asli ve kutsal işinin annelik olduğunun vurgusu var. Bu niye biliyor musun bu politikanın öyle arkasında? Öyle olmayabilir ya. Şart mı öyle olması? Hayır evet. Öyle yani yapılıyor diyor. Yani o, yapılan o. Yani yapılan o. Anlıyorum. Yani böyle bir devlet resmi politikanın altında şöyle bir mantık da yatıyor. Zaten işsizlik oranı çok önemli. Ve erkek ve eğitimlilerin işsizlik oranı giderek yükselirken evet, kadınları iş ve pazardan çekince
erkek ve eğitimlere biraz daha iş imkanı i̇ş olacak. İş imkanı da olacak. Öte hmm. yandan da güçlü Türkiye için bu nüfus şeyini de aile içerisinde ve kadının sırtına yükleme. Hmm. Yani benim bu konuya muhalif olmamın bir nedeni bu açıkçası. Yani kadınları yine eve ve anneliğe ve şeye bakıma yani çocukların mahkum ediyor. Ve giderek artan yaşlıların bakımı nereden olacak? Yaşlı nüfusun bakımı doğru. Dünyanın her tarafında devlet, piyasa ve aile tarafından yürütülür. Şimdi devlet giderek sosyal bakımdan çekiliyor, değil mi? Aile finans çevreleri ise ancak varlıklı ailelerin yaşlılarına bakım verebilecek. Yani özel bakım evleri. Ödeyebilen. İşte ödeyebilen. Onu söylüyorum. Orta ve alt sınıflardaki bütün yaşlıların, aile artan bakacak. Yaşlıların bakımı tabii. kadına. Tabii. Aile dediğin kadın. Kadın bakacak. Yani kadın hem yaşlara bakacak hem çok çocuk sayısı olacak. Onları yetiştirecek. Onlardan sorumlu olacak. Ölsün daha iyi yani. Hem de şef mutfağa kadar güzel yemek pişirecek. Yok icabında. Yani ben diyorum ki elbet yani, bu kötü bir şey de muhakkak böyle olmak zorunda mıdır? Yani şu aşamasında Türkiye'nin gelinen nokta o. Gelinen yani başka çare bulunamadı. Çünkü biraz önce işaret etti o çok önemli nokta. Biz eğitilmiş nüfusu istihdam edecek ekonomik yapıya sahip değiliz. Eğitilmiş yani nüfusun tamamını bir de üstelik üniversite üniversitelerimiz mantar gibi türediler. Ve bunu sen çok iyi biliyorsun. Ve piyasanın talepleriyle piyasanın talepleriyle ilgisi olmayan alanlarda çok fazla bölüm açıldı. Doğru. Şimdi o zaman müthiş bir şey doğdu. Beyaz yakalı okumuş ama iş bulması imkansız. Ekonominin bu koşulları içinde imkansız bir grup doğdu. Şimdi Cengiz çok önemli bir noktayı işaret ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Biz şimdi nüfus bu kadar arttığına göre refah azalmış olması lazım. Hayır. Senin yasana göre. Hayır. Yani ama sen ya kanunu öyle söyledin yasayı. Hayır öyle söylemedim. ekonomik gelişmişliğin şu düzeyde ama bundan daha yüksek bir nüfus artışında doğal olarak yani bu refahın paylaşılması anlamında artan nüfusa tabii daha az şey düşecek. İkincisi Batı'da, eğer gelir artmazsa ama. İşte anladın, bu ekonomik gelişmişlikten kastım bu. Şimdi şu öbür noktaya gelelim. Bir şey daha var. Geç evleniyor. Geç çocuk sahibi oluyor. Kadınlar için söylüyorum özellikle. Çalışan kadınlar. Çalışan tabii meslek, kariyer ve kendini realize etme öncelikleri arttıkça aileye ve anneliğe kendini vakfetmede azalıyor. Bu, Batı'daki trend bu. Yani kınamak falan anlamında değil. Onun için boş zaman dediği o. Hem yani kariyer yaparım hem anne olurum. Şimdi şeyi de var. Yani. Da kolay değil. O. Hayır, kolay değil. Sosyal yani. Devlet onu ancak. Yani sen kariyer hamilelikten sonra bir yıl ücretsiz izin, iki yıl aynı koşullarda çok güzel. Gibi orada. O değişim dönüşümü kaldırabilecek devletin kamu bütçesinin olması lazım. Şimdi Cengiz bir şeyi daha vurgulamak lazım. Doğru. Bu söylem içinde bir şeyi daha vurgulamak lazım. İnsanların eğitim düzeyi arttıkça oransal olarak kendilerine yönelmeleri, yani bencillikleri de artıyor. İlla bencillik demeyelim. Ben merkezli bir hayat tasavvuru da ama yükseliyor. Bunu bir bencillik olarak algılamak lazım Türkiye'nin genel ideolojik yapısı içinde. Çünkü kadının hani kendisini aileye vakfetmesi bekleniyor ya genel yapı içinde. Bunu yapmadığı zaman bencil oluyor. Bencil. Yani emansipe olmak, özgürleşmek, daha kendini geliştirmeye dönük. Yani aileye vakfetmeyen kadına kendini bencil diyoruz. Onu tırnak içinde. Tırnak içinde. Biz benimsemiyor. Ama o erkek egemen dünya için öyle. Ama bu dünyayı değiştirirsek öyle olmayacak. Türkiye erkek egemen bir toplum. Bunu inkar ama edemezsin. Şunu bak, bu unuttuğumuz şey şu. Teknoloji ilerliyor ve şimdi artık doğumlar çok kolay olacak. Doğum değil ki sorun. Onu büyütmek. Doğumu yani, sonrası problem. Doğumda düştü ölüm oranları. Tamam kadın da, mesela sonra, bir... Ya ona nasıl göre işte dediğin gibi devlet ona göre şey ayıracak. Hangi kaynak? Yani, devletin zaten giderek kamu... Ya destek alandan sosyal bir söz konusu. Ama meselemiz zaten şey değil miydi? Yani devlette refah artmıyor muydu? Henüz artmıyor. Ben refah yok henüz içinde miyorum. Ben Mehmet Ali'nin yasasına itiraz etmiştim. Refah duruma değil. Mehmet Ali'nin yasasına itiraz ediyorum. Mehmet Ali'nin yasası yani... değil o. Şimdi bence Mehmet Ali'nin yasası. Bak şimdi kadınların eğer sen
doğum, çalışan kadının doğum yapmasını istiyorsan bu bir bütündür. Aynı zamanda kindergarten denilen şeyi de kurman lazım. Tabii ama refah arttığı için kurarsın onu. Yani işte. Onu diyorum ben de. Kuramazsan bu sefer yani öyle bir sarmal süreç içine giriyorsun ki kadın eve mahkum oluyor bu sefer. Bu sarmal süreç. Sarmal süreç. Doğru canım. Bundan çıkmak lazım. Sen yarı gelişmişlerden söz ediyorsun. Tabii bizden ama bahsediyorum. Yani, bizden ama biz gelişmişler için öyle bir şey söz konusu değil. Biz gelişmişler. Sorun ha, biz gelişmişler öyle dedi. Diyor. Amir'in itirazı. Gelişmekte olan. Yani evet. Biz ne kadar gelişme hızımızı arttırırsak arttıralım. Batı gelişmişlerle olan makası tabii, kapatamayacağız. Olmayacak. Kapatamayacağız tabii. Bunu açılacak hatta. Hatta açılacak. Bunu evet, kapatmanın evet. Yolunu nüfus artışı üzerinden, nüfus politikaları evet. Üzerinden yürütmenin sakatlığına ben burada evet, orada bir takım sorunlar değinmek var. İstedim. Evet. Yani amacım biraz oydu. Ama tabii karşı hipotezi de ele almak lazım. Yani hayır bu nüfus yani şunu demek istiyorum. Uluslararası ve dünyada bir yerimiz, saygınlığımız, bir ağırlığımız olacaksa biz bunu hangi araçlarla sağlayacağız? Kalabalık bir ülke olarak yani, değil de hakikaten yetişmiş. Yani, ama nüfuzu da sürdürmek lazım. Bunun üzerinde tamam, de düşünmek lazım. Onda hiç itiraz yok. Nüfus düşebilir çünkü. Düşebilir. Tehlike. Yani bu çok daha fazla hızla... Doğum üstelik arkadaşlar dönmüş. Şeyi unutuyoruz. Göç alıyor işte. Suriye'den o kadar Türkiye'ye, insan geliyor. Türkiye'ye göç veren Orta Doğu'daki evet. Çok güzel. Yani, şimdi nüfus hareketlerine ben göçü hep dışarıda tuttum ama. Türkiye hem göç veren hem göç alan bir ülke. Tamam. Çok da göç veriyoruz biz. Tamam ama yani bundan daha bir 5-10 sene öncesine kadar göç veren. Ama şimdi son 10 yıldır feci bir şey. Özellikle Doğu bloku ve Sovyet çöküşünden sonra ciddi bir iş gücü göçü var Türkiye'ye. Tabii. Ve bunların ağırlıklı bir bölümünün de bakım, yaşlıların bakım sektöründe çalıştığını unutmayalım. Ve bunların rakamını tabii, da bilmiyoruz biliyor musunuz? Bunların rakamını bilmiyoruz. Dediğin gibi eski Sovyet Cumhuriyetlerinden gelenler var. Çok fazla. Doğu Avrupa ülkelerinden gelenler tabii, var. Balkanlardan o, Asya yani. Ülkelerinden gelenler var. Yani Filipinler... toplumsal ihtilal, savaş koşulları falan onlar ayrıca bir de ek olarak. Yani bir de bunun getirdiği bir yük var. Bir de... Ortalama ömrün uzamasıyla yaşlanan bir nüfus var. Ve bu yaşlanan nüfusu ve bu söylediğim... Yani şunu demek istiyorum Ahmetciğim. Biz diyelim şimdi 77 isek aşağı yukarı yıllarca 77 kalabiliriz. Yani ölüm oranlarıyla doğurma... Yok oraya yukarı... daha 93'lerde falan geleceğiz. Hangi 93'lerde diyorum. 2015 işte hesaplanan... Ya şeye denge noktasına ne zaman geliyoruz? 2030'lara doğru 30'larda falan geliyoruz. Hemen hemen evet. Yani şimdi hala artan sıfıra inme. Tabii nüfus artışının sıfıra evet, inme. Evet. Yani ölüm ve ama Türkiye doğum arasında şimdi sıfır. Bakın Avrupa'daki trende bakın. Şimdi Avrupa'nın göç alan ülkeleri başlangıçta Almanya, Fransa, Büyük Britanya gibi ülkelerde. Sonra nereye kaydı? İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Kuzey Akdeniz ülkelerine kaydı ve yavaş yavaş Türkiye'ye kayıyor. Yani Türkiye'de göç alan ülke oldu. Ve ben beklerim ki yakında İran'da göç alan ülke olacak. Yani belirli bir şeyden sonra... Bunu İran'a kim götürecek? Afganistan'dan, Pakistan'dan... Onların kökleri de... Çok... Ondan, Irak'tan belki. Irak'tan. Yani olabilir. Onların yani türdeş olması da gerekmiyor. Daha... Aynı şeyden, etnik unsurdan olmaları da gerekmiyor. Yani İran da bugün aslında refah artmakta olan bir ülke. Tabii, bir de Afrika'dan da olabilir. Tabii de. Afrika'dan. Hayır bu Orta Doğu'daki kargaşa ve bu sadece o değil, ekonomik göç de yani, söz konusu. Yani şeye... Hayır, bu söylediğim siyasi ve toplumsal ihtilaflar da göçleri mutlaka yönlendiriyor. Savaşlar yani artık yerel olmaktan çıktı. Bana sorarsanız örtük 3. Dünya Savaşı yaşıyor Türkiye. Yani dünya bana sorarsanız. Dünya değil mi? Bence öyle. Mesela Tacikler var. Fars asıllı, eski Sovyet Cumhuriyeti Tacikistan'da.